Acaba tek başına bu iktidar camilerimiz, kışlamız, minaremiz, süngümüz, müminler askerimiz diyerek bir şey vehmettirdi. Sonra Irak'ta, Felluce'de camiler Johnny kışlası olurken Johnny kışlası yapılan camilerin içinde müminler kafalarından kurşunlar yerken sadece seyretti. Geçmişten bugüne elden ele aktarılan iktidarlar sayesinde Türkiye bugün maalesef Cumhuriyet'in biriktirdiği en önemli ekonomik kuruluşlarını kaybetmiş durumdadır. Telekomuyla, demirçeliğiyle, marinalarıyla, tüpraşıyla ve topraklarıyla bir bir elimizden çıkmaktadır. Yunanistan istediği anda Türkiye'de kriz çıkarabilecek imkanlara sahip bir pozisyona düşmüştür. Eline geçirdiği Türk bankaları dolayısıyla. Roma, Grek kültürü, Hristiyan dini, Yunan felsefesinden oluşan Batı medeniyetinin önünde sürünmek sana yakışmıyor. Batı medeniyetinin temsilcisi olan Avrupa Birliği projesinde senin yerin yoktur diyor. Senin yerin olamaz diyor. Onun için büyük birlik gelecek, geldiği anda Avrupa Birliği süreci durdurulacaktır. Cenab-ı Allah Ege kıyılarından başlayarak Karadeniz sahillerinden Kırgızistan'a kadar ulaşan bu alanda Türk'ün göğsüne bir altın gerdanlık takmıştır. Buradan oraya kadar altın madenlerimiz var ama birisi sömürüyor, sadece televizyonda biz seyrediyoruz. Osman Baydemir o barajları, o rafineriyi senin dedeğin keçilerinin sütüyle mi yaptık? Bu mirasa sahip çıkmanın yolu büyük birlik olmaktan geçiyor. Büyük birlik olacağız. Büyük birlik olacağız. Büyük birlikte muktedir iktidarı çıkaracağız. Sonra çok yatırım, çok üretim, adil paylaşım, ihracata dayanan sürdürülebilir bir kalkınma ve Türk milletinin göçünü durduracak, büyük şehirleri kapkaçtan kurtaracak bir inisiyatif ortaya koymak durumundayız. Büyük şehirlerimizdeki kaygıları gidermek durumundayız. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de kapkaç olmaz, gasp olmaz, hırsızlık olmaz. Olursa canına okuruz. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de terör olmaz. Olursa canına okuruz. Neredeyse orada buluruz. Kim destek oluyorsa onu da buluruz. Kim arkasında duruyorsa ona da ulaşırız. Kim yardım ediyorsa onu da terörist ilan ederiz. Sayın Başbakan, derin devlet var diyor, bunu minimize etmek lazım. Senin o dediğin soygun çetesidir. Senin o dediğin eşkıyadır. Senin o dediğin kapkaçtır, gasptır vesairedir, vesairedir. Senin de görevin bunları önlemektir. Sen bostan korkuluğu musun? Ne yapıyorsun? Şu Hrant Dink cinayetine bir bakın bakayım. Neler çıkıyor ortaya? Bir gazeteci yazar, Türkiye vatandaşı bir gazeteci yazar öldürülüyor. Şimdi pehlivan tefrikasına döndü iş. Kutu içinde yeni kutular çıkıyor.
Ondan sonra bunun üzerinden milliyetçiliği yargılayacaksın. Necisin sen? Başbakan. Niye oturursun orada? İçişleri Bakanı niye oturursun orada? Nedir bu oyunlar? Kim kiminle oynuyor? Kim kiminle alttan üstten oynaşıyor? Tahrip edilen Türk devleti, tahrip edilen Türk milleti ve tahrip edilen Türk milletinin geleceği, size bu oyunu oynattırmayacağız. Bunların üzerinden yeni komplolar üretiliyor. Yazık değil mi bu memlekete? E nasıl olacak bu iş? Bütün bu işleri çözecek olan iktidardır. Ya iktidar olursun, muktedir olursun ya da çeker gidersin. Bırakır gidersin. Sen Anadolu'nun Muhsin Bey'isin. Ya köküne